Bir sepetteki yumurtalar altılı kutulara konulduğunda 18 kutu tam olarak doluyor. 5 yumurta da artıyor. Buna göre sepette toplam kaç yumurta vardır? Toplam kaç yumurta olduğunu bulmak için altılı kutulara konuluyormuş yumurta ve 18 kutumuz varmış. O zaman ne yapmamız gerekecek? 18 ile 6'yı çarpmamız gerekiyor. Şöyle bir 18 yazalım sonra da 6 yazalım altına ve çarpma işlemini gerçekleştirelim. 6 kere 8, 48. 48'in 8'i elde var. 4. Şöyle unutmamak için şuraya yazacağım 4'ü. 6 kere 1, 6. 4 de eldemiz vardı. 6'ya 4 eklediğimizde ne yapar? 10 eder. Şöyle 10 yazdıktan sonra 108 olduğunu buluruz sonucumuzun. Fakat ne demişti bize? 5 yumurta da artıyor demişti. Yani bu 5 yumurta kolilere konulmamış. O zaman bu 5'i de 108'in üzerine eklememiz gerekecek. Yani eklemek demek ne demektir? Toplama işlemi yapmak demektir. Şöyle toplama çizgisinde çizelim ve ekleyelim. 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, daha sonra sıfırın altında herhangi bir sayı yok. Bu 1'i ne yapacağım? Sıfır ekleyeceğim. Ve burası 1 bir olacak. Birin altında da herhangi bir sayı olmadığı için biri direkt aşağı inerim. Ve sonuç 113. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır sevgili çocuklar. Bir terzi 39 metre kumaşın 7 metresiyle pantolon. Kalan kumaşın tamamıyla da gömlek dikiyor. Kalan kumaş önemli onu işaretleyelim. Terzi bir gömlek dikmek için 4 metre kumaş kullandığına göre kaç tane gömlek dikmiştir? Şimdi bu tür karmaşık gibi görünen problemleri aslında çözmek kolaydır. Ne yapmamız gerekecek? Adım adım ilerleyeceğiz. Önce 19 metre kumaşın 7 metresiyle pantolon dikiyormuş. O zaman 39'dan 7'yi çıkaralım ki geriye ne kadar kumaşımız kalmış onu bulabilelim. 39 ve altına 7 yazdıktan sonra çıkarmış demini yapıyorum. 9'dan 7 çıktı. 2, 3'ün altında herhangi bir sayı olmadığı için direkt aşağı yazarız ve 32 metre kumaşımızın kaldığını görürüz. Şimdi bununla ne yapmış? 4 metre kumaş kullanmış bir gömlek dikmek için. Kaç gömlek dikmiştir diyor? O zaman 32'yi 4'e bölmem lazım. Çünkü burada değerli gruplama gibi bir düşünün bunu. Çünkü 4 metre kumaş kullanıyor bir gömlek için. 3'ün içerisinde 4 yok. 32'nin içerisinde 4 ararız. 32'nin içerisinde 4 8 kere vardır ve 8 kere 4 32 yapar. Şöyle yazdıktan sonra çıkarma işlemimizi yapalım. 2'den 2 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. Sonucumuz 8 yani doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıda bir bölme işleminin sağlaması veriliyor. Buna göre sağlaması verilen bölme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Bölme işleminin sağlaması nasıl yapılıyordu sevgili çocuklar hatırlayalım. Bölen ne? Bölüm çarpılıyordu. Daha sonra kalan ekleniyordu. Bölünen bulunuyordu. Yani buradaki en son gördüğümüz 98 bölünendir. Burada bakalım 98 hangisinde var? 98 C ve D şıkkında var. A ve B'yi o zaman şöyle eleyebiliriz. Üzerini çizelim. Daha sonra e biz bölen sayıya bakmamız lazım. Bölen sayımız burada kaç olması gerekiyor? 4 ile çarpıldığına göre bölen sayımız 4. Yani şurasının 4 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada D şıkkında 4 var sadece. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Bir kırtasiyede balon ve topların birer tanesi 6 TL'dir. Mustafa öğretmen bu kırtasiyeden 15 tane balon, 14 tane de top almıştır. Buna göre toplam kaç Türk lirası ödeme yapmıştır? Şimdi bakalım, e, balon ve topların birer tanesi 6 liraymış. Yani her ikisi de 6 lira. E, 15 tane balon almış. 15 tane balon aldığına göre isterseniz şöyle yapabilirsiniz. 2 yolla yapabilirsiniz bunu. 15 ile 14'ü toplayıp 6 ile çarpabilirsiniz. Ya da 15 ile 6'yı ayrı, 15 e, 14 ile 6'yı çarpıp sonucu toplayabilirsiniz. Daha kısa yol olan ben 15 ile 14 toplayacağım 6 ile çarpacağım şöyle 15 yazıyorum çünkü her ikisi de aynı ücreti olduğu için ikisini toplayıp 6 ile çarpabiliriz 14 yazalım ve toplam işlemini gerçekleştirelim 5 4 daha 9 1 1 daha 2 29 adet ürünümüz var bizim şimdi balon ve top ve bunun her biri 6 lira olduğu için 29'u 6 ile çarpmam lazım şöyle 29 yazalım 6 yazalım ve çarp işlemini gerçekleştirelim. 6 kere 9 54 54'ün 4'ü elde var 5 şöyle unutmamak için yazdım 6 kere 2 12 5 de eldemiz var 17 şöyle 17 de yazdıktan sonra sonucumuzun 174 TL olduğunu görürüz yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki 7 rakamına ait çarpım tablosunda sayıların yazılı olduğu kutulardan bazıları boş bırakılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eksik sayılardan biri değildir? Önce hangileri var onu bulalım daha sonra eksiğini bulabiliriz. 7 kere 2 14 yapar. Şöyle kesişme noktasına 14'ü yazalım. 7 kere 6 42 şöyle 42'yi de yazalım. 7 kere 8 56 56'yı da şöyle yazdıktan sonra bakalım şimdi aşağıya. 14 var mı aşağıda var bunu eledik. Peki 42 var mı eledik. 56 da var. Olmayan ne var 39 dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Kaygan bir zeminde yukarı doğru çıkmak isteyen kurbağa her sıçrayışta 24 santim ilerlemektedir. Ancak zemin kaygan olduğundan her sıçrayışından sonra 3 santim geri kaymaktadır. Buna göre kurbağa 5 kez sıçrama yaptığında kaç santimetre ilerlemiş olur? Şimdi her sıçrayışta 24 santim gidiyor. Sonra 3 santimle geri geldiği için aslında ne kadar sıçramış oluyor? 21 santim sıçramış oluyor. Nereden anlıyoruz? 24'ten 3'ü çıkarıyoruz. Bunu işlem yaparak gösterelim. Çünkü öğretmenleriniz işlem yapmazsanız sonuçlarınızı kabul etmez. Sonuçları nasıl bulduğunu görmesi lazım. 4'ten 3 çıktı. 1, 2 aşağı indik 21. Yani aslında her sıçrayışta 21 santimetre ilerlemiş oluyor. Peki 5 kez sıçrama yaptığı için 21 ile 5'i çarpacağız. Ne demek bu? 5 tane 21 demek. Ve çarpma işlemimizi yapalım. 5 kere 1, 5 yapar. 5 kere 2, 10 yapar. Yerine yazalım. 105 santimetre ne yapmış olur? İlerlemiş olur. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda bir marketteki kuru yemiş çeşitlerinin kilogram fiyatları verilmiştir. Tabloyu görüyorsunuz. Burada kilogram fiyatlarını da görüyoruz. Şimdi bakalım. Buna göre bunların her birinden 3'er kilogram alan bir kişi toplam kaç Türk lirası öder? 3'er kilo alıyor. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle ayrı ayrı 3 ile çarpabiliriz bunları. Ama hepsinden 3'er kilo aldığı için tek tek çarpıp da top, sonra toplamak uzatır çözümü. Kısa yol en makuldür her zaman matematikte. Dolayısıyla zaman kazanmak açısından. Bunların üçünü önce toplayıp sonra 3 ile çarparsam yine aynı sonucu bulabilirim. Şöyle isterseniz hatta üzerinde yapalım toplama işlemini. Ayrıca yazıp zaman da kaybetmeyelim. 5, 5 daha 10, 0 daha yine 10 on yapar. 10'un 0'ı elde var. 1, 2, 3 daha 5, 4 daha 9, bir de eldemiz var. Ne oldu? 10 etti. Yani 100 TL bunların birer kilogram fiyatları. 3 kilogram aldığı için ne yapacağız? 100 ile 3'ü çarpacağız. Yine burada kısa yoldan yapacağım. 100 ile 10 ile kısa yoldan çarpmayı biliyorsunuz. Buradaki sayıyı aynen yazıyorum. 3. Sonra %2 tane sıfır olduğu için bu iki sıfırı da yanına ekliyorum. Ve burası ne olmuş oluyor? 300 TL olmuş oluyor. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Ahmet masasının uzunluğunu 15 santimetre uzunluğundaki kalemlerden 6 tanesini aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde uç uca ekleyerek ölçüyor. Ahmet masasının uzunluğunu 10 santimetrelik kalemlerle ölçseydi bu kalemlerden kaç tane kullanırdı? Şimdi 15 santimetrelik kaç tane kalem kullanmış? Önce ona bakalım. Masanın uzunluğunu bulmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kullanmış. 15 ile 6'yı çarparak masanın uzunluğunu bulabiliriz. Şöyle 15 ve 6'yı alt alta yazarak çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. 6 kere 5, 30. 30'un 0'ı elde var. 3 unutmamak için yazdım şuraya. 6 kere 1, 6. 3 de eldemiz vardı. 90. 90 santimetre nedir? Masanın uzunluğu. Şimdi 10 santimetrelik kalemlerle ölçünce kaç tane kullandığını bulmak için 90'ı 10'a bölmemiz gerekecek. 90 bölü 10. Şöyle yan yana yapalım. Kısa yoldan yapacağım çünkü. Kısa yoldan bölme yapmak için her ikisinde de sıfır varsa eğer şöyle şu sıfırları çizerek daha kolay bulabiliriz. 9 bire bölündüğünde de sonuç ne olacaktır? 9 olacaktır. Herhangi bir sayıyı bire böldüğümüzde sonucun kendisine eşittir. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Aylin, tablodaki çarpma işlemlerinden doğru olanları pembe renge boyuyor. Buna göre, tablonun boyanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. 8 ile 100'ü çarptığımızda 8 kere 100 kaç yapar? Kısa yoldan bunu yapabiliriz. 8'i direkt yazarız, sonra 0 2 tane olduğu için burada. Burada 2 0 olması lazım. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunu boyamayacağız. 2 ile 10'u çarptığımızda 2'nin yanına 1 0 gelmesi gerekir. Yani 20'dir. Bu da yanlıştır. Bunu da boyamayacağız. 27 ile onu çarpmak için 27 yazarız. Yanına 1 sıfır ekleriz. 270 olur. Dolayısıyla bu doğru cevaptır. Bunu boyamamız gerekecek. 4 ile 100'ü çarpmak için 4'ü yazarız. Yanına 2 sıfır yazarız. Yüzdeki 2 sıfırı ve sonuç 400 olur. Bu da doğrudur. Bunu da boyamamız gerekecek. Şimdi bakalım aşağıda alttan ikisinin boyanması gerekiyor. Bu C şıkkında olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. Çarpma işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi aşağıdakilerin hangisinin yanlış olduğunu bilebilmemiz için öncelikle çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. Yapalım hep birlikte. 2 kere 4, 8 yapar. 8'i yazdım yerine. 2 kere 3, 6. Bunu da yazdım. Şimdi birler basamağıyla çarpmam bitti. Onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağıyla çarpma yapmak için ne diyeceğim ben? 1 kere 4 diyeceğim. Onlar basamağıyla birler basamağına yazacağım. Ve bulduğum sonucu bir basamak kaydırarak yazacağım. Yani 1 kere 4, 4 eder. Buraya yazmam gerekiyor. 1 kere 3, 3 eder. Onu da buraya yazdım. Daha sonra çarpmadaki yaptığımız gibi toplam işlemi 8'i aşağı indim. 6, 4 daha 10. On. Onun 0'ı elde var. 1, 3'e ekledim. 4 oldu. Sonuç 408. Şimdi seçeneklere bakalım. Çift doğal sayıdır sonucumuz diyor. Evet bakalım. E, Birler basamağına bakmamız gerekiyor. Tek mi çift mi olduğunu bilmek için. 8 çift bir sayı olduğu için sonuç çift doğal sayıdır. Dolayısıyla bu doğrudur. Bunu eledik. Yanlış arıyoruz çünkü. 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Sayalım. 1, 2, 3. Evet 3 basamaklıdır. Bunu deledik. 0 rakamının bulunduğu basamağın adı onlar basamağıdır. Bakalım. Birler, onlar. Evet bunu deledik. O da doğru çünkü. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 800'dür demiş. Bu yanlış. Neden? Çünkü yüzler basamağında 4 olduğu için basamak değeri kaç olur? 400 olur. O zaman yanlış olanı bulduk. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Aslı aklından tuttuğu sayıyı ona böldüğünde bölümü 6, kalanı 9 bulmuştur. Buna göre Aslı'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır? Şimdi aklından tuttuğu sayıyı bilmediğimiz için onun yerine hemen bir kutu yapalım şu şekilde. Ve bölme çizgisini çizelim. Diğerlerini de yazdıktan sonra kolaylıkla bulacağız. Bu şekilde sorularla karşılaştığınızda mutlaka her şeyi yerli yerine yerleştirin. Sonucun ne kadar kolay bulunduğunu göreceksiniz. Ona böldüğüne göre bölen sayımız 10 olacak. Bölüm 6 dediğine göre buraya 6 yazmamız gerekecek. E, kalan da 9 olduğuna göre buraya da 9 yazacağız. Şimdi bu aklından tuttuğu sayıyı bulmanın e, yolu nedir? E, şimdi buradaki e, bölmedeki sağlama yöntemini kullanacağız aslında. Yani bölenle bölümü çarpacağız. Daha sonra da kalanı ekleyeceğiz. Aklından tuttuğu sayıyı kolaylıkla bulacağız. Yani 10 çarpı 6 diyelim önce ve işlemimizi yapalım. 6 kere 1, 6. Direkt yazdım. Sonra da 0'ı ekledim. Kısa yoldan çarpma bu şekilde oluyor biliyorsunuz. 60. Daha sonra da buna neye eklememiz gerekecekti? 9'u hemen şöyle yanda 9'u da ekleyebiliriz isterseniz. E, 0, 9 daha eşittir dedikten sonra 9 yapar. A, onlar basamağında 6 var ama burada onlar basamağında rakam olmadığı için 6'yı direkt önüne yazabilirim. 69 yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Ela aşağıdaki işlemi yaparken ikinci çarpanı 8 olarak okumuştur. Buna göre Ela'nın bulduğu sonuç gerçek sonuca göre nasıl değişmiştir? Şimdi önce ne yapmam gerekecek? Gerçek sonucu bulacağım. Sonra da Ela'nın 8 olarak okuduğu, 9'u 8 olarak okuduğu yere 8 yazacağım ve işlemi tekrar yapacağım. Aradaki farkı kolaylıkla bulabileceğim. Önce gerçek sonucu bulalım. 9 kere 3 kaç yapar? 27. Şöyle 27'yi yazalım. Şimdi Ela 9'u 8 olarak görmüştü. O zaman 3 ile 8'i çarpalım bir de. 3 ile 8'i çarptığımızda da 8 kere 3, 24 yapar. 24 de buraya yazalım. Şimdi şıklara bakalım. 8 azalmıştır diyor. Hayır 8 azalmamıştır. Gördüğünüz gibi 3 azalmış. 3 artmıştır diyor. Tersine artma yok. Azalma var. 3 azalmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı. İşaretleyelim ama diğerine de bakalım. 8 artmıştır. Zaten görüyoruz 8 artma yok. Doğru cevap da B demiştik. Aşağıda bazı bölme işlemleri ve bunların sonuçları verilmiştir. Buna göre işlemler sonuçlarıyla eşleştirildiğinde oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. Bunları kısa yoldan bölme yapabiliriz. Şu şekilde sıfırlarını her iki taraftan da birer tane silersek 5'i 1'e böldüğümüzde de sonuç 5 olur. Yani şöyle aşağıya doğru bunu eşleştirebiliriz. 80'i 10'a bölerken yine sıfırlarını şöyle görmezden geliyoruz. 8'i 1'e böldüğümüzde de sonuç 8 olur. 30'u 10'a bölerken yine sıfırlarını yok ettiğimizde 3'ü 1'e böldüğümüzde sonuç 3 olur. Yani şu şekilde eşleştireceğiz. Bu şekli veren aşağıdaki şıklara bakalım şimdi. A'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bir oyuncak dükkanında 100 tane topun 15 tanesi patlamıştır. Kalan toplar ise 5 torbaya eşit olacak şekilde paylaştırılmıştır. Buna göre her bir torbada kaç tane top vardır? Şimdi hangi işlemi yapacağınızı bilemiyorsanız aslında çok basit. Gördüğünüz gibi 15 tanesi patlayınca azalma olur. Dolayısıyla burada çıkarma yapmanız gerekecek. Eşit olarak paylaşma dediği zaman ne aklınıza gelecek? Bölme aklınıza gelecek. İki işlem yapmamız gerekiyor. Önce çıkarma, sonra bölme. Bu şekilde planı kurduktan sonra problemi kolaylıkla çözebilirsiniz. Şimdi 100'den 15'i çıkaralım önce. Şöyle 100 yazalım ve altına da 15 yazdıktan sonra çıkarma işlemini gerçekleştirelim. 0'dan 5 çıkmaz komşuya gittik yok sonra komşuya gittik buradan bir on'luk aldık burası 0 kaldı. Burası önce ne oldu 10 oldu. Daha sonra bir onluğu buraya verdiği için burada 9 kaldı burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5 kalır burada da 9'dan 1 çıktı 8 kalır. Sonucumuz 85 burası 0 olduğu için yazmaya gerek yok. 85'i 5 torbaya eşit olarak paylaştıracağız şimdi. 85 bölü 5 diyeceğiz eşit olarak paylaştırma deyince bölme geliyordu aklımıza. 8'i 5'e böldüğümüzde 1'dir. 1 kere 5, 5 yapar. Daha sonra 8'den 5 çıktı. 3, 5'i aşağı iniyoruz. 35, 35'in içerisinde 5, 7'dir. 7 kere 5, 35 eder. Ve daha sonra çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 5 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. Sonuç 17. Yani 17 top vardır bir torbada. Doğru cevabımız B şıkkıdır.